falan mı gerekiyor? Evet, evet. Salonu. Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklarımız, sevgili basın mensubu arkadaşlarım ve çok kıymetli Halkbank ailesi. Ülkemizin önde gelen finans kurumlarından Halkbank'ın güçlü Türkiye'nin güçlü kadınları için önce halk, sonra bankayız anlayışıyla kadın girişimci ekosistemine verdiği desteğin bir parçası olarak düzenlediği Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın tanıtım toplantısına hoş geldiniz diyorum efendim. Ben Meltem Acet, bugünkü toplantımızın sunumunu ben üstleniyorum. Herkese de iyi dileklerimi sunuyorum buradan. Çalışan, üreten, toplumsal kalkınmaya destek veren kadınların yanında durmayı görev kabul eden Halkbank, geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimci desteğini açıkladı ve Üreten Kadınlar Buluşmaları serisini de işte tam o gün başlattı. Ülkemizin 7 bölgesinden on binlerce kadının hayatına dokundu bu proje. Ve kısa zamanda da Türkiye'nin en büyük kadın girişimcilik programına dönüştü. 9 ayda on binlerce kadına milyarlarca liralık kredi desteği de sağlanmış oldu bu projeyle birlikte. Eş zamanlı olarak kurulan Kadın Girişimci Akademisi ile nakdi desteğin yanı sıra kadın girişimcilerin iş hayatındaki ve sosyal yaşamlarındaki gelişimlerine katkı sunulması da amaçlandı. Ve şimdi sıra Türkiye'nin her köşesinde ürettikleriyle kendisine, ailesine, yöresine ve ülkesine katkı sağlayan kadınlarımızı tespit ederek onları ödüllendirmeye geldim. Bugün burada Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın startını vermek için birlikteyiz. Toplumsal hayata ve ülke ekonomisine fayda sağlayan mikro üretici kadın girişimcilerimize, KOBİ'lerimize, kadın kooperatiflerimize gelin gurur duyulacak, alkışlanacak projelerinizle sizi de Türkiye'nin gündemine taşıyalım çağrısında bulunmak üzere buradayız. Yarışmamızın detaylarına geçmeden önce de Üreten Kadınlar programının başından bu yana neler yaşandığına dair hazırladığımız kısa bir filmimiz var. Şimdi gelin hep birlikte o filmimizi izleyelim. Halkbank olarak güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarımızın üretim ekosisteminde yer almasıyla gerçekleşeceğine inanıyor. Ticaretten tarıma, eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye oluşturdukları değerle ülkemizin geleceğini şekillendiren kadın girişimcilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu hedefle güçlü Türkiye ancak güçlü kadınlarla mümkün olabilir sözleriyle yolumuzu aydınlatan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Üreten Kadınlar Toplantıları serisini hayata geçirdik. İstanbul'dan başlayan ilham verici yolculuğumuz, Genel Müdürümüz Sayın Osman Arslan'ın öncülüğünde 7 coğrafi bölgemizdeki 9 şehrimizde devam etti. Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 4 bir yanında girişimci kadınlarımızla buluştuk. On binlerce kadının hayatına dokunarak Türk bankacılık tarihinde anlamlı bir ilke imza attık. Pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen kadınlarımızı cesaretlendirdik, teşvik ettik. Yollarına devam etmeleri için moral taşıdık. Sektöründe örnek olmuş girişimci kadınlarımızla ilham veren kadınlar ve gelecek için sıfır atık panellerini düzenledik. Başarılarıyla gurur kaynağımız olan kadınlarımızın girişimcilik öykülerini hayranlıkla dinledik. Toplam 80 panelist ağırladık. Sürdürülebilir yaşama kalbini koyan, toprağını, suyunu, doğasını korumak için çalışan kadınlarımızın hikayeleriyle daha güzel bir gelecek için umutlandık. Birlikten kuvvet doğar yaklaşımıyla zorlukları güçlü bir yaparak aşmaya çalışan kadın kooperatiflerinin yanında yer almak bizim için her zaman çok değerli. Toplantılarımızda özel bir ilgi gördüler. Sayılarının artması dileğiyle kadın kooperatifi destek paketimizi Gaziantep'te takdim ettik. Türkiye turumuzun sonunda İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz büyük finalde 81 şehrimizden gelen kadın girişimcilerimiz, kooperatiflerimiz ve kanaat önderlerimizle Türkiye'nin en büyük kadın buluşmalarından birini Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yalın'ın katılımlarıyla hayata geçirdik.
gerçekleştirdiğimiz zirvelerin canlı yayınlarıyla ekranları başındaki 250 binin üzerindeki katılımcıya ilham verdi. Sağladığımız desteklerin girişimcilerimizin gayretli ellerinde yatırıma, istihdama ve hatta ihracata dönüştüğünü görmek bizim için büyük mutluluk kaynağı. 2022 yılına girdiğimiz bu günlerde projemizi daha da büyütmek ve genişletmek, aynı zamanda kadın girişimcilerimizi daha fazla desteklemek amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nı başlatıyoruz. Halkbank olarak üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya katkı sunan herkesin, özellikle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz önce halk, sonra bankayız. Evet, gerçekten ne kadar çok yol kat ettik. Bunların hepsi 9 ay içinde gerçekleşti. Türkiye'mizin dört bir yanından esintiler taşıyan bu filmimizi de beğendiğinizi umuyoruz efendim. Evet, değerli konuklarımız, Halkbank'ın Türkiye genelindeki üretici kadınların başarı hikayelerini gündeme taşıyarak yeni girişimcilere örnek teşkil etmelerini sağlamak, kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek, üretici kadınlarımızı cesaretlendirmek, büyümelerini sağlamak ve kadınlarımızın ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği bu platform ve bünyesinde yapılan tüm bu çalışmalar Halkbank Genel Müdürümüz Sayın Osman Arslan'ın liderliğinde yürütülmekte. Bu heyecan verici yolculuğun başından bu yana gerçekleştirilen çalışmaları biraz sonra bizzat Sayın Genel Müdürümüzden hep birlikte dinleyeceğiz. Ancak öncesinde bugün startını vermekte olduğumuz yarışmamıza başvuran projeleri değerlendirecek. Her biri kendi alanında büyük başarılara imza atmış çok kıymetli jüri üyelerimiz var. Kendilerini takdim etmek isterim sizlere, anons etmek isterim. Hemen başlayalım. Biopropolis kurucu ortağı ve genel müdürü Doktor Sayın Aslı Elif Tanur Samancı. Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir. Big Chefs kurucusu Sayın Gamze Cizreli. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülden Yılmaz. Sezar Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık. Ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gür Solmaz. Çok kıymetli bir jüri. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine yarışmamızı ayırdıkları zaman için ve bu süreçte verecekleri tüm değerli destekler için bir kez daha ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Evet, değerli konuklarımız, şimdi konuşmalarıyla projemizin açılışını yapmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Osman Arslan'a sözü bırakacağım. Buyurun Sayın Genel Müdürüm, sizi dinliyoruz. Ancak bir de ufak bir not ben iletmek istiyorum. Projenin başından beri hep birlikteyiz. Tüm Türkiye'yi, 7 bölgeyi, hatta pek çok şehri, on binlerce kadını bizzat ziyaret etti Sayın Genel Müdürümüz. Ve bu işe sadece bir proje değil, gönül bağıyla da bağlı olduğuna ben de tanıklık yaptım. Bunu da paylaşmak istedim ve bir kadın olarak size buradan da teşekkür etmek istiyorum. Bu gönül bağınız için çok teşekkürler diyorum ve sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim nezaketiniz için Meltem Hanım. Sağ olun. Siz de hep bizlerle oldunuz. Ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, değerli basın mensupları, kıymetli çalışma arkadaşlarım, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Önce halk, sonra banka anlayışıyla üreten Türkiye'yi desteklemek için sorumluluk alan Halkbank ailesi olarak bizleri çok ama çok heyecanlandıran bir projeyle karşınızdayız. Bu projenin merkezinde finans piyasalarında daha önce üstlenilmemiş bir sorumluluk örneği var. Bu projenin merkezinde ellerinin değdiği her işe zerafet katan kadınlarımız var. Madem ki üreten Türkiye'nin bankasıyız diyoruz, bize de aklın, fedakarlığın ve vicdanın garantisi olan kadınlarımıza destek vermek, fikirlerine ortak olmak yakışır. Halkbank ailesi olarak bizim en büyük heyecanımız
ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak. İşte yeni yılın ilk günlerinde bu motivasyonun yansıması olarak toplumumuzun gerçek mimarlığı olan kadınlara yönelik yeni projemizi sizlerle paylaşıyoruz. Öncelikle katılımınızla bu heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün açıklayacağımız projemiz kapsamında bizlerle birlikte jüri heyeti olarak bu yolculukta yer alacak olan ve bugün toplantımıza katılan kıymetli iş kadınlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en köklü ve en büyük bankalarından biri olarak halkımızın refahı ve ülkemizin kalkınması hedefiyle toplumun tüm kesimlerine finansal destek sunmak için çalışıyoruz. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'leri destekleme misyonumuzu yerine getirirken ülkemizi sadece ekonomik değil, sosyal olarak da geliştirecek atılımlar yapmayı kamusal sorumluluğumuzun bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur vizyonu ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin desteği bizim açımızdan yol gösterici oldu. Bu doğrultuda avantajlı koşullarla oluşturduğumuz kadın girişimci kredi destek paketimizi geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamuoyu ile paylaştık ve İstanbul'dan Gaziantep'e, Antalya'dan Trabzon'a dek çeşitli illerde üreten kadınlar toplantıları düzenleyerek desteğimizi yurt çapında anlattık. Kıymetli basın mensupları, sizler de çalışmalarınızla girişimcilerin bu avantajlardan bilgi sahibi olmasını sağladınız. Haberlerinizle projemizin bir parçası oldunuz. Katkılarınıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz kadınlarını ekonomik hayata dahil edebilmek ya da var olan işlerini geliştirebilmek için kurguladığımız finansal imkanlarla bu yıl sonu itibariyle tam 88.500 kadın girişimciye 8.6 milyar Türk lirasını bulan kredi kullandırımını gerçekleştirdik. Bu arada kadın girişimcilerimizde %99.6'lık geri ödeme yüzdesine sahip olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Zaten biliyorduk ama kadınların borçlarına son derece sadık olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Üreten kadınlar toplantılarımızla bugüne kadar Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden neredeyse her meslek grubundan kadın girişimcinin hayatına olumlu katkılarda bulunma şansını yakaladık. Sağladığımız desteğin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracata vesile olduğuna harika başarı öyküleriyle tanıklık ettik. Halkbank olarak Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemine somut fayda sağlayan en büyük projelerden birine biz imza attık. Projemizin birinci yılının sonunda yani 8 Mart 2022 tarihine kadar 100 bin girişimciye ve 10 milyar Türk lirası kredi hacmine ulaşma hedefi koymuştuk. Gururla ifade etmek isterim ki bu hedefi rahatlıkla yakalayacağız. İşte bugün bu projeyi çok daha ileriye taşıyor, kadın girişimcilik ekosistemine çok önemli bir desteği, çok önemli bir farkındalık hamlesini hayata geçiriyoruz. Kadınlara sunduğumuz imkanları yeni fırsatlarla zenginleştiriyor, 2022'de Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemini geliştirme yolundaki desteğimizi genişletiyoruz. Türkiye'nin her köşesinde ürettikleri ile kendisine, ailesine, yöresine, ülkesine katkı sağlayan kadınları ödüllendirmek ve prestij kazandırmak amacıyla Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nı başlatıyoruz. Bu yıl birincisine düzenleyeceğimiz bu yarışmamızı gelenekselleştirerek sonraki yıllara taşımayı arzu ediyoruz.
Örnek çalışmalara imza atan, fark yaratan bir girişim hikayesi olan, sürdürülebilir fayda oluşturan, pazarlamada ayrışan, ülkemizi yurt içinde veya yurt dışında başarıyla temsil eden ve Türkiye'nin kalkınması yolunda bulunduğu yöreye katma değer sağlayan kadınları ödüllendireceğiz. Ödüllerimizi bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenleyeceğimiz Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde takdim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ihracat rakamlarının artmasında üreten kadınlarımızın önemli katkılarının olacağına inancımız tamdır. Bu yüzden yarışmamızın logosu da 7 bölgemizden dünyanın her yerine ihracatı sembolize eden kadın figüründen oluşmaktadır. En baştan söyleyeyim, yarışmamızın kaybedeni olmayacaktır. Tüm kadın girişimcilerimize kıymet veriyoruz. Bu nedenle tüm katılımcılarımıza girişim yolculuklarında çok fayda sağlayacağına inandığımız temel girişimcilik eğitimini hediye edeceğiz. Yarışmamızın kategorileri ve ödülleriyle ilgili şu bilgileri paylaşmak isterim. İlk kategorimiz mikro üretici kadın girişimci kategorisidir. Bu kategoride birinciye 200 bin Türk lirası, ikinciye 150 bin Türk lirası, üçüncüye ise 100 bin Türk liralık para ödülü takdim edeceğiz. İkinci kategorimiz ise KOBİ üretici kadın girişimci kategorisidir. Bu kategoride birinciye 250 bin Türk lirası, ikinciye 200 bin Türk lirası, üçüncüye ise 150 bin Türk liralık para ödülü vereceğiz. Yarışmamızda kadın kooperatiflerini de ödüllendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki kadın girişimci ekosisteminin önemli parçalarından bir tanesi de kadın kooperatifleridir. Son bir yılda sahada yaptığımız çalışmalarda gördük ki kadın kooperatiflerimiz gerçek potansiyellerine ulaşma yolunda cesaretlendirilmeye ve finansal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu yolda artık marka kooperatiflerin ortaya çıkması gerektiğini düşündüğümüz için kooperatiflere yönelik desteği çok önemsiyoruz. Bu nedenle kategorilerimizden bir tanesi de kadın kooperatif kategorisidir. Söz konusu kategoride birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL ve üçüncü olan kooperatifimize de 100 bin TL'lik ödüllerimiz bulunmaktadır. Bu ödüllerin yanı sıra iki de özel ödülümüz olacak. Sıfır atık hedefini tüm hizmet birimlerinde hayata geçiren bir banka olarak üreten kadınlar toplantılarımız boyunca çevre hassasiyetimizi hep ön planda tuttuk. Sıfır atığı destekleyen, ürün geliştiren, hizmet sağlayan girişimcileri ve kanaat önderlerini toplantılarımıza davet ettik. Hikayelerini anlatma imkanı sağladık. Dolayısıyla çevresel farkındalığı yükselten bu çabaları özel olarak ödüllendirmek istiyoruz. Sıfır atık kategorisinde kazanan girişimcimize sıfır atık özel ödülü tasarlanmış olup destekleyici sürpriz bir ödül takdim edeceğiz. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nda ayrıca Türk lirasının üzerinde resmi yer alan ve dönemindeki çalışmalarla Türk kadınlarına ilham veren Fatma Aliye Topuz adına da özel bir ödül vereceğiz. Az önce paylaştığım kategorilerdeki nakdi ödüllerin yanı sıra dereceye girenlere işlerinin gelişimine katkı sağlayacak aynı ödüllerimiz var. Tüm finalistlere geniş bir yelpazede sürekli eğitim desteği sunacak olan Halkbank Üreten Kadınlar Akademisi çatısı altında kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilecektir. Girişimcilerimize son derece önemli bir katkı olarak değerlendirdiğimiz pazarlama ve iletişim desteği de sunuyoruz. Bu kapsamda kurguladığımız medya iletişim paketi çerçevesinde ödül verdiğimiz girişimcilere ve kooperatiflere 2022 yılı boyunca reklam ve tanıtım amacı ile kullanabilecekleri medya fırsatları sunacağız. Yarışmamıza katılan kadın kooperatifleri içerisinden seçilenlere
8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz ödül töreninde stand açarak kendilerini ve ürünlerini tanıtma imkanı verilecektir. Ödül programımızı kadınlara yönelik yaşam boyu bankacılık hizmet paketi ile taçlandıracağız. Kadın girişimcinin ticari işletmesi faaliyetlerine devam ettiği sürece bankamızın internet ve mobil şubelerinden yaptığı havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmayacağı gibi kredi kartı ve POS aidatı talep edilmeyecektir. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'na başvurular ise bankamızın web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Katılımcılar, bugün bizleri yalnız bırakmayan, ülkemizin önde gelen iş kadınlarından oluşan jürimiz tarafından değerlendirilecektir. Jürimiz, tüm yarışmalarımızı ekonomiye yaptığı katkı, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi, özgün bir hikayesi ve iş fikri olması, oluşturduğu kadın istihdamı, geleceğe dönük hedef ve vizyonu, sürdürülebilir finansman yapısı, çevreye duyarlılığı, teknolojik gelişimi açıklık konularında değerlendirerek puanlandırılacaktır. Değerli basın mensupları, Halkbank olarak kadınları ekonomik hayata daha fazla dahil edebilmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla ekonomik faydanın yanı sıra sosyal fayda sağlayacak çözümler geliştiriyoruz. Bugün açıkladığımız ödül programımıza da bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Finansal açıdan olduğu kadar eğitim, pazarlama, iletişim gibi pek çok konuda da donanımlarını arttırmaya yardımcı olmak istiyoruz. Kadınların her alanda desteklenmesi konusunu 2022'de de öncelikli misyonumuz olarak sürdüreceğiz. Çalışmalarımızda bize ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, kadın odaklı çabalarımızda desteklerini esirgemeyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'a, katılımlarıyla ödül programımıza güç veren jüri üyelerimize ve siz kıymetli basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, Genel Müdürümüz Sayın Okman Arslan'a teşekkür ediyoruz bu konuşması için. Ayrıntılarını paylaştı Sayın Genel Müdürümüz. Başvurularda Halkbank'ın web sitesi üzerinden olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Şimdi eminim değerli jüri üyelerimizin de mutlaka paylaşmak isteyecekleri görüşleri vardır. Onları dinlemek için sırayla sözü kendilerine takdim etmek isterim. Söylemek istedikleri varsa duymak isterim ben de. İlk olarak Aslı Hanım'a görüşlerini alalım. Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Böyle değerli bir projenin parçası olmamıza izin verdiğiniz için, bizleri de içinde yer almasımızı sağladığınız için gurur duyuyorum. Onu da söyleyeyim bir kadın girişimci olarak. Ben Halk Bankası'nın kadın girişimcilik kredilerinden ilk yararlanan kadın girişimcilerden biriyim Türkiye'de. Çünkü bu da program ilk çıktığında yararlanma imkanım olmuştu. Açıkça şunu söyleyeyim. Bu kredi sayesinde hani firmaların ölüm çukuru dediğimiz ilk birkaç yılındaki en zor zamanlarında gerçekten bir can kurtaran krediydi benim için. Biz Türkiye'de ilk olarak propolis üretimini başlatan ve propolisi özütleyerek insan tüketimine uygun damla formuna getiren aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent firmasıyız ve aslında COSGAP ARGE teşviği alarak firmamızı kurduk. Yani herhangi bir finansal kaynakla firmamızı kurmadık. Bilgi kaynağıyla kurduk. Finansal kaynağın ilkini COSGAP ARGE teşvikleri sağladı. İkincisini ise Halk Bankası bu kadın girişimci kredisiyle sağladı. Çünkü sonuçta bu ARGE teşvikleri de kısmi destek. Yani projenizin tamamını asla karşılamıyor. Mutlaka sizin de bir maddi kaynak koymanız gerekiyor. Bizim maddi kaynağımız olmadığı için bu krediler çok önemliydi. O zaman kredi daha yeni açıklandığında, kadın girişimciliği destek paketleri yeni açıklandığında haberdar olduğum
ve koşup başvurduğum bu krediyle aldığım bu 100 bin lirayla şu an Türkiye'nin en büyük, hatta Avrupa'nın en büyük propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği, ham bal üreticisi haline geldik. 5000 sözleşmeli arıcımız var bütün Türkiye'de. 200'e yakın çalışanımız var. 10.000 metrekare Türkiye'nin ilk ve halen tek propolis özütleme tesisine sahibiz. Ve 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Herhalde benim şu deneyimim bile bu kredilerin, bu çalışmaların, kadın girişimciliğine yapılan şu yatırımların ne kadar önemli olduğunun çok net ispatıdır diye düşünüyorum. Açıkçası Halk Bankası halen uluslararası markalaşma yolculuğumuzda Anadolu Propolis'ini, Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma yolculuğumuzda bize halen uluslararası arenada da maddi manevi destek olmaya, yanımızda durmaya devam ediyor. Bunun için de Sayın Osman Arslan başta olmak üzere bu projelere, bu çalışmalara emek veren herkese ben çok teşekkür ediyorum. Şunu da ifade edeyim, Osman Bey bizzat bir bankanın genel müdürü olarak tesislerimizi ilk ziyaret eden genel müdürdür. Kendisine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Müdürüm, halen ikinci bir genel müdür gelmedi tesisime, onu da söyleyeyim. Hala siz ilk ve teksiniz. Bekliyorum efendim, her zaman. Dolayısıyla bunları, yani bu gücü arkamızda hissetmek, biz kadın girişimciler olarak özellikle de dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemlerde çok büyük bir öneme sahip. Bunlar sadece maddi değil, manevi de destekler. Yani yanınızda gerçekten sizi destekleyen ve ileri gitmenizi sağlayan, düştüğünde merak etme ben yanındayım, elinden tutarım diyen bir bankanın olması, bu konuda sadece banka, yani finansal kaynak değil, mentorluk da sağlıyor olması çok değerli. Ben açıkçası gurur duyuyorum. Zamanında yıllar önce ben de bir kadın girişimciliği yarışmasından ödül almıştım. İlk aldığım kadın girişimciliği ödülüydü. Ve gerçekten markamın, ürünlerimin ve firmamın tanınmasına müthiş bir katkısı oldu. Maddi kazandığımız ödül dışında bir de maddi ödül var ki burada çok yüksek maddi ödüller var. Onun için Halk Bankası'nı da tebrik ediyorum bu arada. Gerçekten müthiş bir organizasyon olmuş. Burada bu ödül sayesinde markalaşma yolumun önü müthiş bir şekilde açıldı. Eminim birçok değerli kadın girişimcinin hem ülkemizde hem de dünyada duyulmasına çok büyük katkıları olacaktır bu çalışmanın. Bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Beni de dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Beyoğlu Propolis kurucu ortak ve genel müdürü Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'yı dinledik. Çok teşekkür ediyoruz Aslı Hanım konuşmanız için. Ve şimdi Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir'i dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Genel Müdürümüz Sayın Osman Aslan'a, Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Özdil'e, bu önemli çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlara, ki gerçekten çok iyi bir girişimcilik ekibi var Halk Bank'ın. Hepsiyle tanıştım. Genellikle kadınlardan oluşuyor. O da ayrı bir güzellik. Ve paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ve slogan gerçekten çok önemli. Önce halk, sonra banka. Çünkü aslında eğer biz bir şey başaracaksak hep beraber başaracağız. Yani tüm Türkiye olarak başaracağız. Slogan da çok güzel bir şekilde yerini bulmuş. Ve bu üreten kadınlar yarışması ile çok önemli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum. Bizim de yürüttüğümüz Türkiye'nin mühendis kızları var. Bizim yürüttüğümüz proje kadar hoşuma gitti. Şu açıdan ilmik ilmik de bir yandan büyüyor. Zincire her gün yeni bir halka ekleniyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik açısından da çok önemli bir proje. Halkbank kadın konusunu gerçekten çok güzel bir şekilde sahiplendi. Bu yarışma sadece kadınlar için değil ama Türkiye'deki girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin geliştirilmesi açısından da önemli. Ve diğer yandan da tabii işini kurmak isteyen, ilerletmek isteyen kadınlara da çok önemli fırsatlar sunuyor. Biliyoruz hepimiz, tüm dünyadaki iş yapma şekilleri değişiyor. Hep her şey yeniden sorgulanıyor. Birçok sektör ölüyor, yeni sektörler ortaya çıkıyor. Dijitalleşme korkunç büyük bir fırtına olarak hayatımızda. Dolayısıyla biz aslında yeni dünya düzenine de bu girişimcilerle adapte olacağız. Bu açıdan da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bir yandan da her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bana ne zamana kadar yapacaksınız diye soruyorlar. Kadınlarla erkekler eşit bir noktaya gelinceye kadar yapacağız diyorum ki
bir noktada da aslında kadınların erkeklerin yaptığı tüm işleri çok iyi yapacağına, hatta bazen daha da iyi yapacağına inanıyorum. Eşeğin en azından biz şimdi öyle diyoruz. Çünkü sonra erkekler de kıskanıyor genel müdürüm. Diyorlar ki hiç bizi desteklemiyorsunuz. En azından eşitleninceye kadar da diyoruz. Çünkü bunun için kadınların, girişimci kadınların özgüvenlerinin artması lazım. Kız kardeşlik gruplarının artması lazım. Birbirlerini desteklemesi lazım. Bu gibi yarışmalarda bu potansiyeli açığa çıkartmak için çok çok önemli. Bu noktada da özellikle Halkbank'ın liderlik göstermesi, rota çizmesi, sonuçta her zaman finansman önemli, finans sağlamasını çok önemli buluyorum. Çünkü burada bir şey daha yapıyoruz aslında. Sadece kendi jenerasyonlarımızdaki kadınları değil, bizden sonraki gelecek nesildeki kadınlar için, kadın girişimciler için de önemli işler yapıyoruz. Onlara da bir yol çiziyoruz, bir rota gösteriyoruz. Hanımefendi Emine Erdoğan da dediği gibi, yani eğer güçlü Türkiye ancak güçlü kadınlarla mümkün olacak. Çünkü nüfusun %50'sinin evde oturduğu ya da iş hayatında olmadığı bir noktada Türkiye zaten ekonomik gücünü gösteremez. Dolayısıyla bu yarışmaya katılacak kadın girişimcilere de son bir şey söylemek istiyorum. Tabii biz hep kazanmakla kafayı bozmuş insanlarız. İlla kazanacağız, illa kazanacağız diyoruz. Yani hep bir ya da sıfır diye düşünüyoruz ama bir ya da sıfır yok. Kazansın kazanmasın ki bazen kazanmamak da daha iyi oluyor. Çünkü kazanmayınca öğrendiğiniz şeyler bir sonraki adımda sizi daha güçlü hale getiriyor. Bir başka şey daha yapıyoruz. Kazanmayarak daha çok çalışıyoruz ve belki de kendi çevremize, kendi bölgelerimize de aynı şekilde daha hırslanarak daha iyi rol modeller oluyor. Genel müdürümüzün dediği gibi kazanan kazanmayan yok. Önemli olan sportmen bir şekilde yarışma ve önemli olan da kendi jenerasyonumuza, ülkemize, milletimize, girişimci olmak isteyen tüm diğer kadınlara ilham olmak. O yüzden ben bu üreten kadınlar yarışmasını uzun ve öğretici bir yolculuğun da başı olarak düşünüyorum. Ve şimdiden tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Beraber olacağım jüri üyelerimiz zaten herkes kendi sektörlerinde de özenle seçilmiş. Ve bu özellikle kadın konularında çalışan arkadaşlarım. Beraber başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ve Galatasaray Bankası'na da çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebru Özdemir'i dinledik. Ve şimdi Big Chefs kurucusu Sayın Gamze Cizreli'ye dönelim. Gamze Hanım, buyurun, sizi dinleyelim şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hem Halk Bankası'da hem Sayın Genel Müdürüm Osman Bey'e bu yarışma için, bu organizasyon için ve bu farkındalık için öncelikle hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Ben de bir banka kredisiyle yıllar önce, şu anda mevcutta 76 şube, işte 4000'e yakın çalışan, 8 ülkede faaliyet gösteren bu restoran zincirinin tamamen banka kredisiyle kurdum. 2007 yılında, bundan tam 14 yıl önce Ankara'da. Dolayısıyla bir krediyle yola çıkmanın, yanında bir bankanın gücünü hissetmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten biraz önceki jüri üyesi arkadaşlarım da söylediler. Kadın olmak sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada çok zor. Hala kadın girişimci oranı sadece ülkemizde değil, dünyada da çok düşük adetlerde. Dolayısıyla bu tip yarışmaların, bu tip organizasyonların bir farkındalık yarattığını da düşünüyorum. Ben 2010 yılında ilk İstanbul'a geldikten sonra yine işte Kagider ekonomist ve yine bir bankanın yarışmasında Türkiye birincisi olarak aslında ben de biraz daha markamı tanıtma, kendimi tanıtma ve aslında bu tip yarışmaların bana göre, bu tip organizasyonların bir motivasyon olduğunu da düşünüyorum. Rahmetli babacığım hep derdi, marifet iltifata tabidir diye. Ben buna da çok inanıyorum. Dolayısıyla gerçekten bir olumlu motivasyon olarak daha çok üretmeye, daha çok değer yaratmaya bu kadınlarımızı, girişimcilerimizi yönelttiğini de düşündüğüm için bu yarışmayı çok çok değerli buluyorum. Sadece para ödülü değil, bir artı bir şey var tabii. Zaten ilk duyduğumda beni en çok heyecanlandıran konulardan biri de bu akademi konusuydu. Bir de kadın kooperatiflerini eklemenize de çok sevindim. Çünkü biz şu anda zaten tedariğimizin önemli bir bölümünü kırsaldaki kadın üreticilerden sağlıyoruz. Ve kadın kooperatifleriyle çok yakın iletişim halindeyim. Onların desteğe ne kadar ihtiyacı olduklarını, sadece maddenin ötesinde gerçekten pazarlama, teknoloji, bir takım eğitimler, kendilerini var edebilme
için yani değişimden haberdar olmak. Biraz önce sevgili Ebru da söyledi, dünya çok hızlı bir değişimde. Onların bilgiye çok ihtiyaçları var ve bu akademiyle de bu ihtiyaçlarını da çok karşılayacaklarını düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir bütün olarak 360 derece çok iyi bir proje olmuş. Bunun da bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hep birlikte değerlendireceğiz bütün yarışmacıları ama kazanan diye bir şey yok. Bence bu yarışmaya katılan, o kendini gerçekleştirmek, markasını, kendi girişimini var etmek için, büyütmek için ve değer yaratmak için kendine, yaşadığı topluma, bulunduğu şehre, ülkesine, dünyaya değer katacak bütün kadın girişimcilerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Herkese çok başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz dünya olarak da. Özellikle bu pandemiyle de birlikte bunları hep birlikte aşacağımızı düşünüyoruz. Ama tabii ben kendimi hep çok şanslı hissettim şimdiye kadar ve hep bir gönül borcu içimde hissettim. Yıllarca da yaklaşık işte 13-14 senedir de aslında TOP'ta Genç Girişimciler Kurulu'nda başkan yardımcısı olarak hem kadın girişimcilere hem genç girişimcilere yardım etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda G3 platformu diye Geleceğin Gücü Girişimciler Platformu'na da başkanlık ediyorum. Yani bu konuda yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyorum ve kendi sorumluluk alanımı içine sokuyorum aslında. Dünyamız, arkadaşlarım da söyledi, çok gerçekten hızlı bir dönüşüm içinde. Teknolojinin baş döndürücü hızı yeni iş alanları, yeni pazarlar, hatta yeni evrenler bile oluşturuyor. Üretim, ürün, hizmet kavramları bildiğimizin çok ötesinde anlamlara taşınıyor artık. Bu değişim karşısında önemli fırsatlardan bir tanesi de kadın girişimciliğin giderek artan potansiyeli. Kadınlarımızın küresel ölçekteki girişim fikirleri. Türkiye'nin yaklaşık nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek. Ekonomimizin ve ülkemizin kalkınmasında da kadın girişimciliği ve kadınların istihdama katılması, üretmesi gerçekten çok kıymetli. Kadın girişimcilerimizin dünyayla rekabet edecek iş fikirleri ve bunları gerçekleştirecek azmi olduğuna ben yürekte inanıyorum. Kadınlar çok kuvvetli ve çok azimliler gerçekten. Benzer yollardan geçen bir girişimci olarak da onları desteklemekten mutluluk duyuyorum. Maalesef kadın girişimcilerin günümüzde halen karşı karşıya olduğu çok büyük zorluklar var. Gamze'nin dediği gibi yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da var bunlar. Finansmana erişim, finansal ve dijital okuryazarlık seviyesinin düşük olması ve süregelen cinsiyetçi yaklaşımlar. Tüm bunlar aslında önemli bariyerler oluyor kadın girişimcilerin önünde. Ben bu Halkbank'ın Üreten Kadınlar projesiyle bu anlamda kadınlarımıza sağladığı desteği çok çok kıymetli buluyorum. Çok tebrik ediyorum kendilerini gerçekten. Girişimci kadınları cesaretlendirmek, projelerini hayata geçirmeleri için destek vermek oldukça büyük bir misyon. Biz de onların bu misyonuna bizi davet ettiler, sağ olun. Katılıyoruz ve yanlarındayız her zaman. Halkbank Üreten Kadınlar yarışmasına bütün üretici kadınları buradan davet ediyoruz. Kadınların bir de böyle bir cesaretle ilgili bir konusu oluyor biliyorsunuz. Hani kazanmak kazanmamak, onun için de arkadaşlarım hep bunu biraz önce söz konusu ettiler. Kazanmak kazanmamak hiç önemli değil ama o cesareti bulup bu yarışmaya başvurmak da çok önemli. Çünkü önünde çok fazla imkan var. Akademi bence de yine Gamze'nin dediği gibi çok çok kıymetli. Çünkü öğrenecek çok şeyimiz var tüm kadınlar olarak ve girişimciler olarak. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Foton Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hülden Yılmaz'a konuşması için. Şimdi Sezat Cimento Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık. Buyurun efendim, sizin de konuşmanızı dinleyelim. Teşekkür ederim. Sayın Genel Müdürüm, Yönetim Kurulu Başkanım, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Öncelikle hepinizin yeni yılını kutluyor ve sağlık, mutluluk dolu bir yıl diliyorum. Halkbank üretici kadınlar yarışması ile ilgili jüri üyeliği teklifi geldiğinde hem çok mutlu oldum hem de çok heyecanlandım. Çünkü ben de yaklaşık bundan 10 yıl önce
akademik çalışmalarımı yürütürken bir yandan da sivil toplum örgütü çalışmalarımı yürütüyor ve aile şirketlerimizde de destek oluyordum işlere. Ama benim için hayatta artık çok tek düze olmaya başlamıştı ve ömrümün sonuna kadar öğretim üyesi olarak kalıp devam etmek istemiyordum. Çünkü kafamda yığınla projem, yapmak istediklerim, ertelediklerim vardı, hayal ettiklerim vardı ve ben de hayallerimin peşinden giderek doğduğum topraklara, Elazığ'a, Cumhuriyet tarihi boyunca özel sektör tarafından yapılan en büyük ve en çevreci yatırımlardan biri olan Sezai Çimento Fabrikası'nı kurdum. Aslında her şey hayal etmekle başlar kısacası. Tabii ki bu hayalimizi gerçekleştirebilmemiz için de mutlaka çok güçlü amaçlar belirlemeliyiz. Amacımıza ulaşmak için hedefimize kilitlenmeliyiz. Kendimize, başaracağımıza inanmalıyız, cesur olmalıyız. Ön yargısız, koşulsuz emek vermeliyiz. Aynı zamanda çok iyi bir fizibilite yapmalıyız ve değişen dünyayı çok iyi takip etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tüm bunları düşündüğüm, göz önüne aldığımızda aslında kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı ve daha çok zorlukla karşılaşmakta. Ve başarılı olmak için de erkeklere göre daha fazla emek vermek zorunda kalıyor maalesef kadınlar. Bu anlamda mutlaka kadınların çok yönlü güçlendirilmesi, yaşamın tüm alanlarında etkin ve yetkin bir şekilde yer alması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma ve gelişme ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların yaşamın tüm alanlarında etkin olmasıyla mümkün olacaktır. Tüm işte bunları göz önüne aldığımızda kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve yaşamın tüm alanlarında etkin şekilde yer alması, ekonomik yaşamda daha fazla sayıda ve etkinlik düzeyinde yer alabilmesi için kadınlara destek veren, onları cesaretlendiren, yatırım fikri olan kadınların hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara vesile olan, aynı zamanda kadınların finansa ulaşmasının önündeki engelleri kaldıran bu projeyi Halkbank Üretici Kadınlar Yarışması projesini gerçekten çok önemsiyorum ve çok inanıyorum projeye. Bu projeyi gerçekleştirilmesini sağlayan, projeye önderlik eden Sayın Genel Müdürümüz Osman Arslan Beyefendi başta olmak üzere tüm ekip üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılacak olan üretici kadınlara şimdiden başarılar diliyorum. Ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Profesör Doktor Yasemin Açık, çok teşekkür ediyoruz. Sezai Çimento Yönetim Kurulu Başkanı konuşmasını dinledik. Ve son jüriyemize dönelim. Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yasemin Gür Solmaz, sizin de lütfen buyurun, konuşmanızı dinleyelim şimdi. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklar, değerli basın mensupları. Ben 2000 kişiye istihdam veren Hazır Giyim Perakende Enerji, Tarım ve Teknoloji Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktayım. Ve ben bu bir üretim sevdalısıyım aslında. Bu şirketlerin hep üretim tarafında oldum ve inanın en küçük noktasından en büyük karar verme noktalarında her yerinde oldum. Üretimin çok değerli olduğunu ve üretimsiz bir ülkenin gelişmeyeceğine inananlardanım. Onun için bu yarışmanın çok önemli olduğunu ve katkılarının sırf kadından değil, o kadının etrafındaki paydaşlarıyla beraber ekosisteme etki edeceğini ve bu ekosistemle beraber ülkemizin katkısının ve gelişmenin çok fayda sağlayacağına inandığım için burada olmaktan çok gurur duyuyorum. İnşallah bir faydamız olur. İş dünyasında kadın emeğinin gelişmesi, tanıtılması dediğim gibi tek bir nokta değil, aslında bir paydaş paylaşımıyla beraber oluyor. Kadın dediğiniz zaman aile, onun daha büyük etkisi, ekosistemi ve sosyal çevreye etkisi erkekten daha fazla oluyor. Onun için bir kadını güçlendirmeniz, bir toplumu güçlendirmeniz anlamına geliyor. Ebru Hanım'ın söylediği gibi kız kardeşlik fonksiyonlarını hayata geçirebilirsek, kadının başarısının erkek başarısından
daha etkili olacağına inananlardanım. Erkekler kusura bakmasın. Ama bizim katkımızın ve paylaşımımızın daha fazla ve daha etkili olacağını düşünüyorum. Bunun bir parçası olmaktan çok gurur duyuyorum.